şeyi getirdiler ya. Şala Huyu. Aynen Şala onu getirdiler. Adını Nuguri Orman? Hı? Nuguri Orman? Ya o kadar bir şey yapmıyor ki bu arada Tian hakikaten bunu konuşmuyor. Bu konuşulacak duruma geldi. Bu arada yasaklamalar başladı. İrelia'dan FPX dedi ki biz oynadık ama galiba Perks daha iyi oynuyormuş. Uzaklaştıralım dediler. Ve dünyanın en iyi abi, Kenan oyuncusu. Bak az önceki oyun Aykut. Yasaklanana bak. Şampiyon değiş yasaklamalar adapte oluyor. Valk'ına karşı birkaç kez daha yasaklandı ama Leona. Tabii zaten yani en iyi şampiyonu gibi. Ve karar mekanizması olmasını sağlıyor zaten Leona'nın. Çok çok fazla cezalandırılmadan karar mekanizması olmasını sağlıyor. Ben LeBlanc Grace mi de olur demiştim yasaklamalar. Ve ikisinin de açık kalma ihtimali var. Evet. LeBlanc'ı FPX'in tercih ettiğini görmedik. Graves'e yönelme ihtimalleri var. Ama tabii şimdi göreceğiz bakalım ne yasaklanacak. Geçen maçta yani Damwon'a karşı yasaklamışlardı. C9'ın LeBlanc yasaklama gibi bir durumu yok şu anda. İhtiyaçları da yok. Ama Graves'i yasaklayabilirler isterlerse burada. Veya farklı bir şey yönelirler mi düşünelim. Belki bir Lush'un yasaklaması falan söz konusu olabilir mi yani diye bana düşünüyorum. Bana Lush'un yasaklaması değil, boşa evet, atılmış bir yasaklama gibi geliyor ya. Lush'un da mı öyle? Lush'un değil. Ama Lee Sin, hatta Zinzo, herhangi bir ormancı şu anda bana boşa yasaklanıyormuş gibi geliyor. Lush'un böyle ya zıvanadan çıkabiliyor, saçma sapan güçlü bir hale gelebiliyor zamanın ötesinde gittiği zaman. Ve FPX şu ana kadar oyunu o kadar hızlandırma konusunda problem yaşıyor. LWX'in onun ipleri eline almasını istemez muhtemelen herhangi bir takım. Çünkü diğer taraflarda ipleri eline almakta çok güçlük çekiyor FPX. Onlar ilk kez Graves aldılar değil mi? Evet, ilk kez aldılar. Yani biraz şeyim olduğuna hissettirdim açıkçası. Bu arada tam Nuguri'nin oynaması gereken şampiyon aslında. Kağıt üzerinde. Yani direkt olarak hani Nuguri alsın oynasın. Biz Perks, de üst tarafta oynayalım. Jace'in oynanışı çok benzer zaten üst koridoru. Evet, tamamen rakibin üzerine yıkmak odaklı bir oyun. 2018 Perks, LeBlanc, RNG parçalar, Kene. Son maç ya. Haberim yokmuş gibi. Neyse bu iyi şampiyon. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Artı LeBlanc'a karşı da iyi olmasından kaynaklı. Karşılarına LeBlanc gelmeyeceğine ben de çok daha fazla güveniyorum. Bir de gelmeyeceğini de biliyorlar zaten. Ve yine pozisyonlarının en kuvvetli şampiyonlarından iki tanesini C9 cebine koymuş oldu. Burada Valk'ın içinde bulacaklar. Şu açıdan da bence önemliydi bu arada TF'i çalmaları. Grace LeBlanc, yani Grace TF'i yan yana kullanmaları da. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Jace geldi, Grace'e karşı almadılar. Ben neden hala Kenan'ın alınmadığını anlamadım şu Graves'e karşı. Peki ne olacak şimdi Discord'da Jace Graves'te? Yani ya şu ana kadar menzil daha uzun. Şu ana kadar Graves kazandı. Minyonları daha hızlı ittirebiliyor Graves. İlk maçta Nuguri Kaan karşılaşında bir miktar minyon üstünü almıştı ilk başta Nuguri. Sonra Showmaker orayı değiştirip bir anda tekrardan Kaan'a vermişti üstünlüğü. Ve ondan sonra bir kere üstünü aldıktan sonra da bir daha da bırakmadı bu arada Kaan. Yani orada Graves zaten outscale ediyor. Eşleşmede ve engellediği nokta şu. Jace'in çekice geçmesini çok engelliyor. Yani çekice evet. Geçmek çok daha tehlikeli bu eşleşmede. Ve diğer türlü Jace hasar yetmiyor çekice geçmezseniz zaten. Öldüremiyorsunuz. Artı çok erken can çalma aldığı için koridordan da itemiyorsunuz hiçbir şekilde. Yani vampiriye kadar Jace alır. Vampiriyi ne kadar erteletirse ne kadar. Bu vampiriye kadar da Jace'ler alamadı şu ana kadar. Nuguri aldı abi. Nuguri Kaan'a karşı aldı üstelik. Bak o maçı izleyin tekrar. Yok genel olarak ama yani çünkü bu eşleşmeyi sanırım 3 kere bu 4. Rumble geldi. Bu arada doyum bir Rumble bu. Mid Rumble bu. Ve Rumble Jarvan. Pozitif olan nokta sonunda Rumble'ı Rogue'un yaptıklarının aksine uzun menzilden kullanabilecekleri. İşte Jarvan ultisinin içerisinde Jarvan ultisini atacak, Rumble'ın menzile girmesine gerek yok. Artı orta koridordaki şampiyonlara karşı ittirme avantajı da aldığı için Rumble kullanılabilir durumda en azından. Eren'cim çok güzel söylüyorsun da Tian turnuvanın başından beri nereye daldı abi? Doğru. O ayrı bir mevzu. 4 maçta Tian hiçbir şey yapmıyor yani, zaten. Yani ama sonuçta burada şey. Bu arada bu maç yani şu anda bu maç Tian'ın önderlik etmesi gereken maç. Evet. Turnuvada bir tane şey maçı vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çok öne geçmiş MF'i olan bir Jarvan vardı. Gene Tian mıydı ya o? Hiçbir yere dalmıyordu falan ve yavaş yavaş kaybettiler. Yavaş yavaş play'inde de olmuş olabilir. Maçı hatırladım. Çok öne geçmiş Lucian'ı vardı. Ama hangi maç olduğunu hatırlayamadım onu. Şeyi hatırlamadım. Acayip önde bir Lucian'dı bu arada o. MF değildi. Acayip önde bir Lucian vardı. Kusura bakmayın hatırlayamadım izleyicilerimizden ama onlardan hatırlayanlar vardır. Aşırı öne geçmiş bir Lucian vardı. Hiçbir şey yapmayan bir Jarvan vardı ve Lucian avantajı yavaş yavaş kaybolmuştu o maçta. Bu arada MF ve Amumu gitti. Rakan isteyecek gibi duruyor şu an C9 tarafı. Leona da yok zaten. Biraz Rakan Brown eşleşmesi alt koridorda söz konusu olabilir gibi duruyor ve bu Rakan'ın aslında sevdiği bir eşleşmedir. Hiçbir şekilde Brown tarafından rahatsız edilemiyor. Bunu bizim ligimizde de şampiyonluk liginde de hani konuşmuştuk çok fazla. Rakan geliyor. Bakalım bunu yani nişancıyı son seçime bıraktılar.
Bakalım cepten ne çıkacak? Ezreal. Lucian yok. Bence Brown'dan ziyade... Her şey var. MF yok yani. Alistar veya Rell gibi bir şampiyon önermek isteyebilir FPX. Çünkü burada olay tamamen evet. savaş başlatmak evet, ve doğru, doğru, devamını doğru. getirmek. Brown orada biraz baltalayabilir belki takımı. Kai'Sa geldi. Gelmedi. Son saniyeler Rell'de karar kıldılar. Yani nişancıyı düşünmek istiyorlar. Yine Kai'Sa olabilir. Ben bu arada Alistar'ın gereksiz yere bu kadar geride tutulduğunu düşünüyorum. Yani oynanan oyun aslında çok fazla opsiyon açıyor. Yani Leona'nın yaptıklarına çok benzerini yapabiliyor Alistar zaten. Ve buna oyun, bu arada koridorda da yapabiliyor bunu. İşte ya seviye 1'i çok zayıf her şeyden önce. Artı seviye 6 öncesinde Leona'nın sağladığı tanklık. Leona'nın seviye 1'i Alistar'dan iyi ya. Yani, garanti Q var ya kafaya. Yani. Bu gelsin bu çok güzel olur. Ooo geldi. Of, özlemiştim. En sonunda. Özlemiştim en sonunda. Bu arada ben Tristana'nın da mesela çok gereksiz unutulduğunu düşünüyorum. Hele bir de böyle seviye 1'de... Bu arada Kai'Sa'nın oynandığı yerde niye Tristana yok abi? Kai'Sa var işte. Hayır dördüncü Kai'Sa falan bu ama. Evet. 3 ya da 4. Kai'Sa bu. Tristana'nın şeyi çok gözden... Ya unuttular Tristana'nın şu avantajı. Şimdi geliyor bir sürü oyuncu mesela. MF geliyor koridora. E atıyor. Bir tane sihirli yıldız patlatıp hafiften can üstünü almaya çalışıyor. Tristana ne yapıyordu? Seviye 1'de W açıp adamın kafasına atlayıp keskin sağanakla beraber 3 oto atıp takası direkt olarak kazanıyordu. Ve bunu hemen hemen her şampiyona karşı yapıyordu Tristana. C9 fena şeyler vermedi. Ya, bu arada bu FPX'in kurduğu normalde kendilerinin imza tarzı olan draftlardan bir tanesidir. Çok erkenden hemen ittirme avantajı alalım da oynayayım, daha orta oyuna geçmeden rakibi kıralım. Fakat bu turnuvada şu ana kadar bunu oynamadı FPX. Ve normalde bu onların stildir bu arada. Bu kompozisyon yine yırtıcı bir rünüyle muhtemelen bir Doing bir Rumble'ı izleyeceğiz. Bunu 2019'da yaparken neydi önemli olan şey? Koridor ittirilir. Doing ile Tian birleşir. Yan koridorlara baskı oluşturulur. Bunu bütün turnuva boyunca o kadar az gösterdiler ki yani Tian'la Doing bir arasındaki bağlantı çok uzun zamandır en kötü halinde muhtemelen. Yani bu maçta mutlaka hatırlamaları lazım. Jarvan Rumble birlikte çalışması için alınmış iki tane şampiyon. Unutmamak gerekiyor. Ve bu bir takım savaşı kompozisyonu yine. Hem çete savaşlarını isteyen 2v2'leri, 3v3'leri, 1v1'leri çok kuvvetli olmayan fakat 2v2'leri, 3v3'leri isteyen bir kompozisyon ve 5v5'te de arkaya sarkabilecek. İşte Rumble, Jarvan, Rell arkaya sarkabilecek Kai'Sa ile birlikte FPX'in sevdiği, evet senin de söylediğin gibi, bir takım savaşı kompozisyonu aslında. Orada şu an Rumble'ın TF'e karşı olan hasar farkından dolayı 2v2'leri de güçlü. Tabii güçlü. C9. Arkası dolu geldi ama bayrak... Hemen her şeyi gördü şu anda Tian. Ya bir de şunu da unutmamak lazım. Burada Tian çok kaliteli ormancılara karşı oynuyor. Kendi bölgelerinin çok kaliteli ormancılarına karşı oynuyor. Yani farklı oyun stilleri ortaya çıkabiliyor. Belki de bu ama Tian'ın alışık olduğu şeyin dışına yani, çıkması... Ama Yufon'u şunu sormak lazım. Diğer LPL ormancıların üçü de taş gibi oynuyorlar. Yani Vayne ve Jiyece zaten ateş ediyor. Tarzan ilk maçta biraz sendeledi ama o da sonrasında çok iyi artık oynadı. Artık ilk kez uluslararası seviyeye gelen bir oyuncu değil ki Tian. Hayır, zaten şaşırtıcı olan şu. Şimdi JJ'de Vayne'in ikisinin de ilk tecrübesi bu. Hadi Vayne'i biraz daha şeyler hani, bir tık kolay şeyler diyelim. JJ'nin hiç tecrübesi yok. Ve ciddi anlamda sınanlıyor ikisi de. Ya ki bu adam, bu Tian dediğimiz adam LPL'de onları yenebilen bir adamdı. Böyle normal oyunculuğu bu değil. Evet, ben de hani çok sevdiğim, beğendiğim bir oyun stili yok. Çünkü çok istikrarsız bir oyuncu Tian ama bu kadar da pasif kalmıyordu. Pasif kaldığı bir tane seri oldu yıl boyunca. EDG'ye karşı final serisi. Orada da gene Lee Sin oynuyordu. Beni acayip triggerlamıştı ama. Bu arada bir seviye bir oyun olacak gibi orada. Crisp. Hemen Bine ile birlikte rakibini sersemletti ama. Tristana döver ki orayı. Bitkinlik geliyor. Biraz geç bitkinlik geldi Sven'e. Tutuşur da bırakılmıştı orada. Tristana hangi yeteneği açtı bilmiyorum ama yetenek atmadan kazandı. E'yi açtı. E'yi açtı. E'yi açtı ya, görmedin mi? Attı mı orada? Attı. Bu arada şimdi tutuşturu Crisp bırakıyor Sven üzerine. Evet, koridor baskısı oluşturmak. Az önce Valk'ın kullanmıştı, orada saklamıştı. Zven'de pek smet yok. Rakibinde pek smet var LWX'de. Öyle bir avantajı var ve Zven yani seviye 1'deki sadece... Dönemez üstü ama. Gerçekten. Dönmeye çalışacak. Yani E açtığı için kaybetti bu arada. WX'de kazanacaktı takası. Döndü. Ben hiç açmadım. Ben bu arada E'yi de görmedim. Hiçbir şey açmadım. E açtı. Öyle WX'de nasıl kazanacaktı bu arada? WX'de nasıl kazanıyorsun? Pozisyonu değiştirdiğin için bir anda Rell'in oto atak menzilinden çıkıyorsun. Rell sana vuramıyor. Adamın kafasına slow'la gidiyorsun. Ama sanırım ben Valk'ın E mi açtı? Seviye 1'de. O E açtıysa W'yi açmak istememiş olabilir. Ve çok ciddi bir deneyim puanı kaçırdı. Şu anda Zven.
Sadece baskı kurmaya çalıştı FPX burada. Nasıl asıl onun da E açması lazım bu durumda. Hatta daha kolay olan senaryo Tristan'ın direkt MF'in üstüne atladığı senaryoydu. İşte, hatta Rakan da direkt geliyor E'yle ama Kaysa'nın. İşte, aslında W açsa Kaysa'nın Kaysa'yı öldürme ihtimalleri vardı. W ile öldüremezsin. Tutuştur varken üzerinde. Bilmiyorum, bana çok doğru oynanmış gibi gelmedi bu takas ama çok da dezavantaj çıkmadılar. Evet, çok sihirler bir üst değişimde. Şimdi alt koridorda bir savaş. Orada odaklanılan isim Blaber gibi görünüyor. Blaber sıçrasını kullanan, Titan'dan da kullanılan bir sıçra. Onu takip etti Zven ve ilk kanı döküyor burada. Oo, ilaç gibi geldi. Tian ilk kan oldu. İlaç gibi geldi. Ve savaşı isteyen taraf FPX'ti. Ve sıçrayı attığı yeri gördünüz değil mi Tian'ın? Rakip ormana niye? Yani her türlü öleceği yere sıçra attı. Böyle bir pozisyonda atılacak sıçra çok bellidir yani. EQ atarsın. Biri EQ'ndan kaçmaya çalışırken sıçra atar. Sen de başka bir adamı havaya zıplatmak için sıçra atarsın. Kafalar, Tian'da kafalar gerçekten yok, şu an yerinde değil yani. İnanılmaz. Ve Tristana hemen minyonları da ittirdi. Geriye düşse de bir tane de skor aldı. Çift güçlendirme aldı. Dönecek üstüne bir tane de kazma alacak parası yok sanırım. İki tane uzun kılıç alacaktır muhtemelen. Tekrar izliyoruz burada pozisyonu. Önce Vulcan tetiği çekiyor burada. Ve Blaber kendisini güvenliğe atıyor. LWX'in burst'ünü, anlık hasarını pasifinden gelen yemiyor. Zven de sıçrayı takip edip burada Tian'ı düşürüyor. Yani attığı sıçra zaten... Yani şöyle söyleyeyim mi? Pozisyonun çok bariz basit bir doğru oynanımı vardır. Jarvan'ın EQ'su attıktan sonra bir süre şeyi devam ediyor. Buff gibi bir şey devam ediyor aslında üzerinde. Zinzaun'un arkasına atarsın flash'ı. Kaysa da atar arkasına sıçrayı. Sen öldürürsün adamı. Ben şu anda Tian'ın yaptıklarına anlam veremiyorum. Açıklamaya da çalışmıyorum artık. Zven... Küstüm Tian'a. Zven üstüne dönmemiş bu arada. Orada başlatmıştı aslında. Geri şimdi üst koridora bir baskın gelecek. Yalnız bu baskın sadece Blaber'dan değil. Vulcan da oraya yakın. O Tian çok uzakta. Sıçra kurtaracak mı Nuguri'yi? Üzerine atıldı. Havaya savrulduğu anda düşer. Hemen kitle kontrol zinciri Vulcan'dan. Hiçbir şey kullanamadı bile Nuguri. Ve 2-0'a başladı Cloud9. Eren'in yazdığı hikaye... zaten burada yumruk falan sıkıyor böyle seviniyor. Bir satır daha geldi. Bu arada Vulcan çok riskli bir yerde. Crispon'u havaya savuracak. Yardım var yalnız ama. Güzel bir sıçra geldi. Rumble'dan şimdi havaya savurdu. Rumble sarı kartta geliyor. Duyimbi orada skor aldı. Birebir bir değişim var şimdilik. Yalnız orta koridor kullanılan bir ışından var. Duyimbi hala servermeye devam ediyor. Sarı kart kullanıldı. Duyimbi almayı başarın. Isın Blaber oldu. Kazandılar burayı. Burada ikinci skor. Faj geldiği gibi hem yavaşlat hem de ikinci şakırsan. 3-3 Blaber'a gidiyor. Bir skor da Faj'a. 6-1'e geldi maç. Dakika 5'teki altın farkına bakın. 2500. Rumble'ı düşürmek çok önemliydi bu arada. Evet. Yo odaklandı onu. Çünkü orada asıl vuran şampiyon oydu. Ben Ece'den bir şey rica edeceğim. Hemen yayına Regardor'u bağlayabilir miyiz? Bağlanırsa çıkamaz. Bak, hemen elenirler. Bir şeyle bağlı. Bağlanmasın. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Vulcan burada sıçrasıyla combo yemiyor. Sonra dönüp iki kişiyi havaya zıplatıyor. Doinbi de sıçrasıyla Vulcan'ı düşürmesine rağmen ama devamında hasar yok. Aslında gene Rumble'da hasar var. Rumble sadece Rumble'da var ama. Fakat bir Rumble'ı hızlı düşürebilmeleri. Grace bu arada gelene kadar zaten Rumble düşüyor. Nuguri'den yalnız, çok da vurmuş. Nuguri'den çok yanlış oyun. Blaber'ın üzerine odaklanmak yerine öneye atıp sarı kart yemiş. Yani Blaber'a vursa orada 3-3 yapan Blaber'ı belki erken düşürecekler. Regardor yoldaymış bu arada galiba. Stüdyoyu, evet, öbür maçı anlatacak ya hani. Stüdyoyu basarsa eğer maçın ortasında bir anda Euphonia çık dışarı. Kapıyı değil mi? Lay 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 diye. Kapıyı kilitleyelim de basmasın stüdyoyu. Sinan müthiş öne geçti yani. Ve çok önemli şampiyonlar önü geçti. Yani üst koridora şaşmasından bahsettik. 2-0 faj. Eşyalara bak. Orta koridorda Perks skor almadı. Hiç önemi yok zaten. 4 tane asist. Vampir asa da almamış. Evet ben vuracağım. Yani şu an burst'u var bu arada. Graves'i öldürebilecek kadar burst'u var. Diğer tarafta 3-0-3. Blaber bu takımın en fazla soru işareti barındıran oyuncularından bir tanesi. 3-0-3 başladı. Ya istese de intleyemez kolay kolay şu an yani takım arkadaşlarının yardım olduğunda. Ve yine Vulcan'la Blaber'ın nasıl iyi çalıştığını gördük. Yine ve Vulcan, yine, Blaber yine, orta koridora geliyorlar. Yine. Bu arada bundan da sonuç zaten yaptıkları hamle aslında şu. Doinbi bize çıkmasın. Biz Doinbi'ye atlayalım. Aynen öyle. O bize çıkmadığı zaman zaten bir şey yapmıyor. Globale hücum etmek kavramı var ya, yine benzer bir durum aslında. Yalnız LWX çok önde buraya. Ulti kullanabilir Perks. Ama menzilde değil şu anda. Orta koridora yöneldi tekrardan. LWX'in bu arada arındırının olmadığını hatırlatalım. Bu ne demek? Kitle kontrol 7'yi an ölür demek. Tabi bu maçta bitkinlik almak zorunda hissetti o da kendini. Tristan olduğu için. Evet. Aynı şekilde Zinza da üzerine gelecek.
Blubber. Üstü orman kampları duruyor ama şu anda nehir etrafında biraz daha görüş kazandırmak istiyor takımına. Ya Tian seviye 6 olamadı hala. Sarı kart. Tian üzerine daha fazla zorlamadı Perth. Menzile giremeyecek. Farge geldiği için geri çıkmak da daha doğru karardı FPX adına. Ama yani Sina rüya gibi başladı maça. Yok yok. Daha da ötesini söyleyeyim mi sana? Twisted Fate daha koridorundan çıkmadan 4 asist aldı. Evet. Verimli Twisted Fate kullanımı geldi şu ana kadar. Şey dedi FPX'de burada. Sen az evvel dedin ya işte global hücumla Rumble'ın üzerine gitmek. FPX'de dedi ki Perks ulti atmaya zahmet etmesin biz onun üzerine gidelim. Biz sana getiririz reis diye. Bir de ilk alamet. Hizmette sınır yok ya. 2500 altınlık fark devam ediyor. Orta koridor yoğunlaşmış durumda. Toplam 6 tane oyuncu görüyoruz tek bir karede. Ama daha fazla kalmayacaklar. Ve onlar ittirildi. Orta koridordaki ittirme avantajını bu kadar erken kendi lehine çevirebilmiş olması Sina'nın bir Rumble TF eşleşmesinde inanılmaz kritik. Çünkü iki tane yan koridora etki etmek isteyen şampiyondan koridorundan çok az uzaklaşarak etki edebilecek olanın öne geçmesi çok daha önemli aslında. Ama bu karşılaşma özelinde FPX'in şöyle bir avantajı var. Çok gerideler tabii ama altında geride olsa bile takım savaşı kazandırabilecek şampiyonlara sahip. Aynen öyle. Yani kompozisyon hala işin içerisinde aslında. 3000 altın geride olmalarına rağmen. Tabii ki bu arada C9'un kompozisyonu takım savaşı yapamayacak bir kompozisyon mu? Değil. Az önce nasıl yapılabildiğini daha mı gösterdi? Sadece hata kabul etmeyen bir beşli diyebiliriz aslında. Blubber dakika 9'da bitirdi kan içeni. Yalnız yine takımların orta koridor etrafında çok fazla zaman geçirdiğini görüyoruz. Bak yine mesela Tian yok ama burada. Crisp yakalandı. Burada Perks'ten de gelen bir ulti var. Saçar tohum. Orada onu güvenliğe taşıdı şimdilik. Ama Kai'Sa çok açıkta. Ama neyse ki minyonları ittirmeyi başardı bir şekilde. Yani mesela bu rotasyonu yaparken Blubber Tian'dan daha yakındaydı. Ve Vulcan tek başına değildi. Crisp tekti ama mesela. FPX'deki en büyük problemlerden biri. Crisp turnuvanın başından beri tek başına oyun oynuyor. Ama bu Crisp'le alakalı değil şu ana kadar. Ama iletişimle de alakalı. Yani Tian eğer mavi tarafını temizliyorsa Crisp de oraya çıkmayacak. Tian mavi tarafını temizlemiyordu ki Kayacıl kesiyordu orada. Alt koridorda şimdi bir oyun. Blubber da buraya doğru yaklaşıyor. Bitkinlik bırakıldı. Zven. Rakibin üzerine hala atlayabilir. Şimdi mısır şey kullanma yavaşlatıldı. Orada elde Blink. Olabilecek mi? Birebir kaldılar. Blubber nedense bıraktı elde Blink. Zven zaten aldı diye. Ama elde Blink oradan skor çıkaran taraf. Diğer tarafta Chris düşüyor. Perks geldi ama Perks çok fazla hasar aldı. Vulcan yetişti. Zonya bakalım Vulcan kurtaracak yetişti. Mı onu? Vulcan yetişmeyi başardı ama ya. Tian buraya çok yakın. Çok değil pozisyon var. Çok İlk önce afet sonra sadece kombosu. Tian neler yaptı burada yine? Neden ilk sancak kombosu değil? Of, neden ben rakip sıçrattıktan sonra afet değil? Ben gerçekten hiç anlayamıyorum Yifone'yi. Siz Tian'ı hala sorguluyorsunuz. Bu beni hayretler içerisinde bırakıyor. Abi biz Worlds'teki herhangi bir oyuncuyu sorgularız. Yani Worlds'e gelmiş top şu anda son 80 oyuncudayız yani. Son 16 takımdayız. Sorgulanmak yani... Keşke biz değil de yani Stake falan da sorgulamaya başlasa şu anda. Yani... O kadar kötü performans gösteriyor. Gerçekten üst koridoru Nuguri'yi oynatmak zaman zorunda. Var turnuvadaki sayılı kötü performanslardan bir tanesi. Yalnız yani oradaki anı durdurup ölümsüzleştirip afetten bir saniye öncesinde durdursak ya Jarvan buradan bir belki iki skor bile alır deriz. Bu arada yani şey çok göz ardı ediliyor ama yenilmezdi Jarvan ve Q'yu da tutturduğu zaman zırhları da kırdığı zaman acayip fazla vuruyor erken oyunda. Burada Blubber gerçekten öldürdü diye ki Tristana'nın E'si gittikten sonra ve ultisi de Q'su da bekleme süresi. Aynen öyle yani kesemez. Kesemez yani. Tristana'nın öyle problemleri var işte. Blubber gitti orada. Ya her türlü ölecek olan Crisp'e yöneldi. O da bir hata aslında ama Twisted Fate geliyor. Barikat şeyi. Bu arada Blubber yakınlaşmadı Blubber ama. Takas burası bu arada. Alt tarafta da Tian ve ama alamet Doinbi'yi alınca buraya yöneldiler. Alameti Blubber çok geç geldi buraya. Çok geç rotasyon yaptı Blubber buraya. Bu kuleye düşürecek ama alamet kuleyi. Alt kulenin canını görmüyorum ama altı çok şey değildir. Ama yani bayağı zaman kaybettiler. Hala göremiyorum yani şu an gördük tamam. Burayı önce Cloud9 alıyor buraya. Altın farkı da 4000'in üzerine çıktı. Faiz zaten çok öndeydi. İki skor olmuştu erken oyunda. Bir tane daha vuracak. Hatta bunu da aldılar. Yalnız iç kulenin verdiği altın unutmamak lazım son güncellemelerle. Burada altın Perks'a paylaşılacak gibi.
3 kişi paylaşacak. Hatta 3 kişi alamet, paylaşacak. Yo, 2 sarısı paylaşalım. Alamet şey açtı ya Blubber. Bu FPX 6 farkı 5000 wow. oldu. Bu FPX çıkmasın ya gruptan. Çıkmasın. Gerçekten çıkmasın. Hak etmiyorlar çünkü. Ama yani. İşte C9'in o verdiği maç. Yani gerçekten çünkü bir şimdi, önceki verdiği şimdi, maç. Şöyle bir senaryo olacak. Ben söyleyeyim. Benim hikaye tabii ki tutmayacak. Çünkü FPX gidip Rogue'u yenecek. C9 da tabii ki Damwon'u yenemeyecek. Ne olacak? FPX gruptan çıkacak. Yani o kaybedilen FPX karşılaşmasının ne kadar büyük sonuçları... C9 niye Damwon'u yenemesin ya? Ya yenemeyecek. Göreceksin. Ve bu arada o kıvama gelirse Damwon bir şeyler dener o maçta. Yok hayır. Öyle bir şey olmaz. O kaybedilen FPX karşılaşmasının ne kadar büyük sonuçları olduğunu göreceğiz yani. Ve C9 diyecek ki yaptığımız büyük ne kadar büyük bir hataymış. Türkçe diyeceklerim de bunu. Evet aynen öyle. Perks bir anda hemen 3 ay Türkçe kursuna gidip öğrenip bu cümleyi kurup sonra unutacak değil mi? Aynen öyle. Yalnız Valk'ın durduracak o ışınlanı. Oh. Işınlan durduruldu. Perks de geldi buraya. Kite kontroller geldi ama hasar yeterli değil. Çok da zorlamadılar. İstenilenin fazlası alındı burada. Regandur rejiye sızmış arkadaşlar. Orta koridorda yalnız. İkinci şarjda birbirine çok fazla hasar verdi. Alt koridorda kule haberi gelmek üzere Faş tarafından. Yani hem ışından 4 dakikanın üzerine bir bekleme süresi boşa gitmiş olduğunu Guri tarafından. Hem alt koridor kulesi geldi Cloud9'a. Yani mesela bu şeyi kaptırışı da az önce Nuguri'nin Işınları kaptırışı falan da ya, inanılmaz kopuk. Epey 5 tane adam var. Bir takım falan yok ortada yani. Flex'te daha uyumlu takımlar görmüşüzdür öyle söyleyeyim sana. Ya bizim biz şimdi çok istisnai devamını derecede iyi getirme. Olduğumuz için tabii. Devamını getirme Flex'lere. Eren'in olmadığı Flex'lerden var. Benim olmadığım Flex yaşanmadı ya biliyorsun ben kurguluyorum. Bizim olmadığımız masa yok. Benim diyor. Olmadığım masa yok. Masa benim. Üst koridorda 2500 altınlık bir fark var Fajla Nuguri arasında. Bu var da bu yani bu gidişat gidişat değil. Yani Rumble'dan hiçbir şey alamadılar. Graves'i hiç öne geçiremediler. Graves de gitgide yani sıkıntı yaşamadı. Gerçi hani bir noktada şeyi bitirince Kanos Tomiş'i bitirince gene beni birebir yapar hale gelecekti. Kağıt üzerinde ama. Muhtemelen şu düşündü. Rumble Twisted Fate'e koridoru iter. Sonra bir yere gider. Twisted Fate oraya ultisiyle gelip takip etsin. Ama öyle bir oyun oynandı ki destekler tarafından. Orta koridor hiçbir şekilde karşılıklı ittirilemedi. Birbirinin üzerine yıkılamadı ve Steve Strait ulti atlayan koridorlara. Duyun bir koridorunda yine hapsoldu. Bir önceki maçtaki gibi, ilk maçtaki gibi. Yani bu saatten sonra takım savaşı içinden çıkmaya çalışacaktı. Takım savaşıyla işin içinden çıkmaya çalışacak. Ama FPX çok altın tarafı. Çok altın farkı var. Jarvan arkaya sarktığı zaman hani tanklayabilecek durumda da iyi zaten. Bir eşyası var sadece. Bir de ikinci alamet alacak Cloud9 burada. İkinci alametle birlikte orta koridor kulesini zorlamak isteyeceklerdir. Oyunun biraz daha kilidini açacak olan kule olacak o çünkü. Valk'ın buraya gelebilecek bir rakibini bekliyor. Bir totem de bırakmıştı oraya. Ama şimdilik gelen kimse yok. Alt koridorda Duyun B'nin karşısına henüz giden yok. Bakalım burada bir kule altı denemesi görür müyüz? Duyun B'nin ışınlanı var. Orada Nuguri ve Chris dürtüldü. Tian yan tarafta bekliyor. Alametle birlikte kule düşüyor. Çok geç gelen bir ışından Chris düşmek üzere. Son anda kalkan kazandı. Dengeleyici bırakıldı oraya. Şimdi Tian girdi. Güzel bir afet bu sefer Tian'dan. Ama sıçrayla birlikte uzaklaşıyor Faş. Burada Blaver'ı avlamayı başardı FPX tarafı. Alamet ikinci kuleye de hasarını bıraktı ama gerideyken skoru buldu FPX. Burada ödül altını da aldılar bu arada. Kime gitti? Tian'a gitti. Yani neyse ki birazcık daha oyunun içerisine döndürecektir onu. Problem şu C9 için. C9 arkaya sarkmaya çalışmaması gerekiyor. C9 önüne gelen hedefi öldürebilir. C9'in kompozisyonu arkaya sarkabilecek bir kompozisyon değil. O anlamda ilk hedef önemli olan. Fakat Valk'ın arkaya sarkmaya çalıştı ve orada birazcık yamuldular aslında. Valla Tian o kadar uzun süre bekledi ki buna bile girmeyecek sandım ya. Çünkü bayağı Rumble ultisinin içinde adamlar gezmeye başladıktan sonra falan girdi yani içeri. Halbuki normalde ne olur? Sen atarsın afeti. Adamlar sıçra atarlarsa Rumble üstüne çeker. O ışından geliyor Nuguri'ye. Ya da direkt içine atar. Nuguri'ye sıçrası var. Zor ama yakalamaları. Görüş küresi bırakıldı oraya. Fajon'u yavaşlatacak şimdi. Sıçra kullanmazsa eğer. Güzel sıçra kullandı Nuguri. Zitetik'le beraber. Hayatta kalacak. Ya şu an Baron olsa muhtemelen yönelirdi. Çünkü Nuguri üstüne dönüyor. Alt koridorda Duin bir ışınlanı yok.
Yalnız Tian o kontrol totemi içine düşebilir. Perks'ten sarı kart. Bir de üzerine hep buz kullanımı geldi. Atlayacak mı Lever? Hayır. Burası bayağı dar bir alan yalnız. Ama Cloud9 5 burada. Bırakıldı Rumble ultisi. Buradan güzel uzaklaştı Lever. Bir de şok patlaması gelince Faj'dan daha fazla ilerlemediler. Tian canının yarısından fazlasını kaybetmişti orada. Evet, ulti de boşa gitmiş oldu böylece. Tabii çok düşük bekleme süresine sahip bir ulti Rumble ultisi. Ve TF ultisine özellikle kıyaslayınca ya burada atılan aslında daha şey olan TF ultisi, daha değerli olan belki de. Daha uzun olduğu için değerli olan. Ya veya sinyal için değerli olan. Ormanda o kadar geride ki Tian bir şekilde çelik kaplamalı çizmesini alması lazım bu karşılaşmada. Çünkü Tristana ve Jayce'e karşı bir de Zinzao var. Ama bir şekilde o Starak'ı da çok geç bitirmek istemiyor Blaber'dan. Hala çizmede bir tamamlanmış bir çizme göremiyoruz Tian'da. Ve Blaber ikinci ejder'e başlıyor dakika 18'de. İçeri bir totem geldi. Fakat FPX'in burada mücadele etmesi pek mümkün görünmüyor. Ama altın farkında bir düşüş söz konusu. 5000'in altına az da olsa indirdi farkı FPX. Ve hızlı gidişatını biraz olsun yavaşlattı diyebiliriz. Duyumi bir de kule kazandı. Bak, bir önceki maçı da böyle oldu Sinan'ın. Sonra garip garip ölmelere falan başladılar. Umarım bu sefer ölmeler başlamaz Sinan'ın tarafında. Bu arada burayı isteyecekler mi bakalım? Minyon yok. Minyonlar temizlendi. Yeteri kadar hasar kazanacak. Çıkmaz. Yeni minyon algısı burayı alabilirler ve Crisp yarı canını kaybetti burada. Yine Nuguri'nin de canı çok değil burada. Doinbin'in ışınlanı yok. Yalnız Doinbi ulti menziline girdi. Tian'dan bir hamle bekliyor olabilir. Of, FBX şok patlaması. Çok fazla sar. Blaber. Riskli bir hamle. O da şimdi geri basacak. İkinci eşya şey almıyor. Kanastormuş almıyor. Nuguri. Evet. Bence çok şey, Sinan için çok iyi haber bu arada bence. Çünkü Nuguri'nin bu eşya, yani Kanasus Damage'da alıp yapacağı şey aslında şuydu. Jayce'in Q'larını kendi gösterecek, minyonlara iki tane vuracak, canını fullleyecek tekrardan. İşi bu olacaktı aslında. Ama şu anda onu yapması çok olası gözükmüyor. Yani muhtemelen hedeflediği şey şu. Çok yüksek menzilden oynamak isteyecekler. Tian arkaya sarkacak, Rumble ultisi gelecek. Ve ben de onu kendi ultimle tamamlayayım ve hani öldürecek hasarı çıkartayım Tahsildar'la diye düşünmüş olabilir. Fakat emin değilim bunun çalışacağından. Ve şu ana kadar hiç yapamadılar bunu. Evet. Yani 20 dakikada daha bir kere bile bunu yapamadılar. O koordinasyonu da şu ana kadar gösterebilmiş değil ve Zven de ikinci eşyasını az sonra bitirecek. Hayalet dansçıya gidiyor. Tabii çizmeyi tamamladığı için Zven ikinci eşyayı Eldevolex daha erken bitirdi. Çok az bir birleştirme altını kaldı onun da. 150 altınlık bir ödül de var üstünde. Hem Faj'ın hem de Zven'in. Doinbi de Zonya'ya doğru ilerliyor. Zonya'nın birleştirme altını da pek fazla değil. 1500'den daha az hatta şu an. Ve artık Baron var. Oyun biraz da alamet etrafında döndü. Pek fazla ejder'e yöneldiğini görmedik. Ejder tarafında savaş görmedik takımlardan. Yine haritanın üst tarafında oyun şekillenecekmiş gibi duruyor. Zonya'yı bitirdi Doinbi. Starak'ı bitirdi bu arada Blaber. O çok önemli bir güç patlaması. Diğer tarafta Starak oldukça uzak. Ve orman kampları da tabii Tian'dan alındığı için uzun bir süre daha gelmeyecek muhtemelen o Starak. Yok, o zaten acilen bir kronometre alıp Atıp yatacak orada. Aynen öyle. Sonra bence çok yok ya Tian'ın sere kalmasına. Bayağı var. Yani 1500 altın kadar falan var muhtemelen. Tabii kaynakları şu anda büyük oranda zaten RWX'e falan da bırakmaya başladılar. Çift tahsildar anlık hasar ve hızlıca birilerini bitirmek isteyen bir kompozisyon için gayet mantıklı. Şu anda kronometreler de yok bu arada. Ama yani Grace'in tahsilleri bence o kadar mantıklı değil ama Kaysan'ınki çok mantıklı şu anda. Ama uygulama konusunda sanki hiç onları daha yani aktif edecek yakınlığa bile ulaşamadı pek FBX tarafı. Faj istemeden kule menziline girdi orada. Canının bir kısmını kaybediyor. Belki de ve Nuguri için birebir fırsatı olabilir bu. Şimdi orta koridorda Tian'dan bir hamle. Dengeleyici bırakıldı. Perk çok fazla sarı aldı ondan. Arkada da sarktı ama anında bitkinlik geliyor. Sıçrayla birlikte oradan çıktı. LWX'den güzel oyun. Crisp araya giriyor. Crisp'i düşürecekler. Yan taraftan bir şok patlaması. Ve Jarvan ultisi atılmadı burada. Evet, çünkü adamın sıçrası var. Kaçar diye atmadı adam. Halbuki atıp azaltsa Kaysa zaten gelip kesecek. Amaç bu değil mi? Rumble, Jarvan, Kaysa ultileri. Ya Rumble ultisine ilk kullanılan ulti olmaması gerekiyor bu takım savaşlarında FX tarafında. Rel var.
Jarvan var. Önce onlar kullanacak ki birisi yapışsın Rumble ultisinin üzerinde kalmak zorunda kalsın. Bu arada Perks çıkamadı da başta zaten, evet. Rumble ultisinden. Yani çünkü iyi ultiydi. Canı da azaldı. İyi ultiydi. Ama yani AFD basmadı Tian. Ve çok iyi bir bitkinlik geldi bu arada LWX. Bu arada bassa kesin öldürmüşlerdi. LWX tahsilleri falan patladı. Kesin öldürürlerdi Perks'ü. Kronometresi de yok zaten şu anda ama ne basılmadı tuşa. Zven çok iyi bir bitkinlik kullandı. Vulcan çok iyi reaksiyon verdi. LWX arkaya sarkınca da tekrar sıçrasıyla geri dönmek zorunda kaldı. Tekrar izleyelim pozisyonu burada. Tian giriyor. Ultisini kullanmadı burada. Ve hem kendisine, Zven hem de Perks'e gelebilecek bir ulti varmış. Aynen öyle ve arkaya sarktığı zaman Perks'ü öldürmek için LWX Zven'den ve Vulcan'dan çok iyi reaksiyon geliyor. Ve Blabber da Doombin'in üzerinde kalarak çok ciddi bir zaman kazandırıyor. Ve 1'e 0'lık bir değişim. Zven'in sıçrası biraz overkill gibi geldi bana ama. Bana da öyle. Rel şeyi yedi galiba orada. Böyle yiyecekti sanırım. Ama kaçıyordu zaten. Yani. Ya anlık hasar yememek için yapmış olabilir. Hani çok dikkat etmedim açıkçası o pozisyona. Ve onun da ebedi kılıca doğru ilerlediğini görüyoruz. Tek kılıcını bitirmiş. Skor da onda kaldı zaten. Alev ejderi çıktı. Cloud9 bunu alırsa 3. ejdere sahip olacak. Onun rakipten önce... bu arada Tian... Yalnız Tian içeri girdi. Havada öldü. Peki. Yani sabahtan beri girmez, buna mı girdin Tian? Adamın elinde sarı kart var. Yani zaten yetişecek sana. Bari gittiğin yerde sersemletmeye de yakalayam... Ne, bir şey demiyorum ya. Yani bir profesyonel maçta gördüğüm en kötü Jarvan oyunu falan olabilir bu. O kadar söyleyeyim yani. Daha ötesini gördüm mü hatırlamıyorum ya. Üzülüyorum tabii olay Jarvan olunca. Ve Cloud9 Baron'a başlıyor. Vulcan çok iyi pozisyonda. Perk sarı kartını çekti. Nuguri'ye gönderebilir. Vulcan geldi şimdi burada. 3 kişiyi kışkırtacak. LWX'i bulamadı yalnız. Şimdi içeri giren bir Blabber var. Ultiyi de kullandı. İstenmeden ileri yavaş yavaş sürüklendi ama istedikleri skoru aldılar. Sarı kart geldi o noktada. Ve LWX de düşecek. Cloud9 galibiyete doğru adım adım ilerliyor Nuguri. Kalkan devreye girdi ama hayatta tutmuyor. 3 skor birden geldi Sven'den. Şimdi AFT hemen bir roket ateşi kullandı. Yalnız duyun bir dengeleyiciyle skor almış olsa da. 5'e 1 bir değişim. FPX'i tebrik ediyorum. 25 dakikada sadece bir kez Jarvan ve Rumble aynı adamı ulti attılar. 2 kişi adamı kestiler üstelik. Ama 25 dakika sürdü buna idrak etmeleri. Öbür turnuva da 2022'de uygulayarak. Ha, 2022'ye gelecekler diyorsun yani sen. Tian'ı gönderecekler. İşte başka Tian gelmeyecek yani işte. Ve C9 daha doğru kararları vererek yine takım, yani gerçekten çok daha koordine gözüküyorlar zaten. Ormancı, destek ikilisi özellikle. Ve Blabber rakamsal anlamda da dakika başına hasar anlamında bayağı problemli bir başlangıç yapmıştı. 2-3 karşılaşmada işin içine hiç dahil olamamıştı. Bugün çok daha farklı bir görüntü çiziyor şu ana kadar. Ve Vulcan da hakikaten, yani günün C9 adına yıldız, hatta turnuvadaki en önemli oyuncusu olduğundan söz etmiştik. Blabber içeriye giriyor. Tabii onu öldürmek çok güç. Herkes dışarıdan vurmaya çalışıyor ama yani eşyası da çok. Aynen, eşyası da çok. Ultisi varken zaten ölmüyor. Ve koşup ondan sonra rakipleri bulmaya başlıyorlar. Nuguri'yi Zven burada yakalayacak ve 3'te 3 alıyor. Rumble burada ultisini Zven'e atmak durumunda kalıyor Doombi. O ölüyor ama yani nafile. Nafile. Aslında yani şeyi gördük. Ne biçim masar olduğunu gördük ikisinin. İki ultiye attıklarında. Ama FPX tarafında hiçbir başka direnç yok şu anda ve yine her şey LWX'in eline kaldı ve bunun FPX adına her zaman ne kadar kötü bir senaryo olduğunu biliyoruz. LWX ne kadar iyi bir turnuva oynasa da şu ana kadar. Altın farklı 10.000'e ulaştı 26. dakikada. Baron güçlendirmesiyle birlikte Cloud9 artık inhibitörlere doğru odaklanmaya başladı. Yalnız üst tarafı ve orta koridoru kontrol etmeyi bıraktılar. 5 kişi alt koridora ilerliyorlar. Belki Perks üst koridora gönderilebilirdi ama bu arada Tian'ın üzerine bir hamle. Böyle minyon dalgası da temizleyemiyorlar. Denemek dışında bir çareleri yok. Olmaz. Bir şey denemek zorundalar. Önde kimse durmadı. Şimdi Blabber ön taraf atıldı yine. Crisp'in geriye doğru çıkmasını sağladı. Böyle kaybeder. Dakikada Tian bir kez daha yakalanıyor. İnhibitör düştü alt koridordan. Valkan'dan boşa basılmış bir ulti. Üst koridor yanları geliyor. Yalnız Nexus Kulesi'ne vuruyorlar. Yalnız Jace Tristan onlarda. Ve dürtmeye de devam ediyorlar zaten. Burada bir şey başlatılmadığı müddetçe iyi sonuç vermez bu. Bir milyon dalgası daha beklediler. Şimdi Perks'ün sarı kartı var. Bombardıman topu da aktif. Uzaklardan gönderebilir o kartı. Yalnız ilk Nexus Kulesi düşmek üzere. LWX yarı canını kaybetti şok patlamasından. Bir vuruş yapmak için geldi Zven oraya. Yani Zven geldiği gibi afet kullanıldı ama hemen sıçrıyor Zven.
Tian'ın üzerine giden Blaber var. Blaber Tian skorunu alıyor. Sıçrası vardı oysa ki Tian'ın. Sarı kart. Nuguri'yi buldu ama. Ölümsüz kalkan yaydan gelen kalkan da onu ayakta tutacak. 30 saniye boyunca 4'e 5 durumda FBX. Ve hala Nexus kulelerine odaklanmaya devam ediyor Cloud9. Crisp yakalandı. O düşecek mi? Son anda kalkan kazandı, düşmedi. Yalnız ikinci Nexus kulesini kaybediyor burada FBX. Duyun bir de Sonya'dan çıktı. LWX'den güzel bir ulti kullanım fakat sadece Nexus var önünde Cloud9'ın. Ve Cloud9 iki maç arda arda kazanıp 0-3 geldiği günde durumu 2-3'e getiriyor. Maç sonu kamerası önce kazanır değil kaybederi gösterdi. Evet, çokmuştu bu arada herkes. Hiç beklenmedik bir... Ama çökülecek bir durum. Ya kaybetmekten ziyade kaybediş şekli...